Kadınlar için toksik bir tip misin sen? Uzun zamandır değilim. Ne kadar? İki aydır falan mı? Geçen haftadan beri. Çok uzunmuş canım. O zaman tamam yani. Tamam dedi. David Hemmings'i getireceğim filme. Tamam dedim. Ondan sonra Sinan geldi bana. Dedi ki, Teoman, bunu senin baban yapacağım. Tamam abi. Peki adam İngiliz. Sinan böyle yaptı. Aa, Teoman dedi, Emanuel'i getirelim mi? Kadın çok yaşlı. O zaman ne olacak? Teoman'ın annesi olacak. Emanuel annem mi oldu senin? Anne oldu. Ben toksik bir herifim. O zaman toksik ilişki kurmayayım. O nasıl olacak? İlişki kurmayarak olacak. Teo diye Sinan bir gün bağırdı bana. Böyle şeye bir çıktım, balkona bir çıktım. Aşağıdan Daryl Hannah el sallıyor. Daryl Hannah. Onu da getirmiş. Onu ne yapacağız bilmiyoruz. Senaryosu olmayan filme Daryl Hannah geldi. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Şunu bana bir anlatabilir misin? Bu romantik filminde sen bir salondan içeri giriyorsun abi. Böyle 30'ların sonu, 40'ların başı falan çıkıyorsun 48-49. Ya o. Abi nasıl iş o ya? Mükemmel bir macera romantik filmi. Aslında biraz daha geriden anlatayım. 98 yılıydı. Benim röportajlarım çıkıyor, yeni albümlerim çıkıyor falan. Bir arkadaşım dedi ki ya Sinan Çetin seni çok beğenmiş. Röportajımı beğenmiş meğerse. Seninle tanışmak istiyor. Gittim. Tanıştık. Hadi senle film çekelim dedi. Tamam dedim. Sen tanıyorsun zaten. Tanımaz mıyım? Hemen şu kadar para veririm dedi. Ben hayatta olmaz dedim. Bir tane kırmızı Ford Mustang gördüm. Üstü açık 67. Onu alacağım. O parayı istiyorum dedim. Tamam dedi. Oo, bu kadar hızlı. Bu kadar hızlı. Ben o ana kadar, o yaşıma kadar aktörlük falan hiç planlamamış birisiyim. Yani benim aklımın ne kadar karışık olduğunu da anla. Bir dakika, Mustang'i aldın mı? Hemen aldım. Parayı verdi Sinan abi. Verdi. Vay arkadaş ya, ne güzel hayat. 98 yılı yani. 98. Bir Ford Mustang'e. Ama hiç senin tarzın değil ki Mustang. Yani şöyle tarzın değil. Mustang böyle çok sokakta giderken herkesin çok dikkatini çeken bir araba. Ben onu hemen Zekeriya Köy'deki öbür evime götürdüm. Kimse görmezken yollarda böyle dolaşıyorum. Ne anladık peki Mustang? Hayır, Mustang'im var. İnsanlar bakmasın diye. Yani baktıkları için hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden diyorum. Seni çok darlar o. Yok. O şehir içinde hiç kullanmıyordum onu. Böyle hiç kimsenin olmadığı yerlere gidiyordum. Böyle rampalardan atlıyordum. Şeyi seviyorlar. Bazıları bana baksını seviyorlar. Onlara uygun. Bana uygun bana değildi. Bana da hiç değil. Ben de dağda, bayırda kullandım. Benim Türkiye televizyonlarında program yapma sebebim Sinan Çetin. Röportaja gittim. Gazetede röportaj yapıyorum. Postada böyle pazar günleri. Sinan abiye gittim. Sinan Çetin abi böyle büyük yönetmen. Oturduk. Şeyin o platonun o zaman böyle aşağı doğru iniyorsun bir büyük yeşil alan vardı tabii, ya. Tabii. Şey böyle set yaptıkları yerler. O aşağı inilen sonra halı saha falan yaptılar orayı. Orada röportaj yapıyoruz. Ben böyle seri soru soruyorum her zaman yaptığım gibi. Röportaj yapıyorum. Bana dedi ki bir kapatsana şu teybi dedi. Kapattım. Sen dedi bunun aynısını televizyonda yapabilir misin dedi. Yaparım dedim. Abi iki hafta sonra TV8'de ilk televizyon programına başladık biz. Sinan Çetin yapımcı. Her şeyimi o yaptı. Fotoğraflarımı o çekti. Programın bütün adını o buldu. Kurgusunu o buldu. Ve benim televizyona başlama hikayem Sinan abidir. Zannediyorlar ki Sinan Çetin derin düşüncelere dalar. Buradan buraya gideceğiz. Buradan bu. Hiç öyle bir şey yoktur. Sen tanıyorsun zaten. Tabii. Anlık. Şimdi daha tanışmadığı adama, oyunculuğu bile bilmeyen adama insan... Hadi senle film yapalım bu der mi? Bu romantik teklifi mi? Romantik teklifi. Romantik teklifi. Ben tamam dedim. Aldım arabayı. Böyle takılıyorum falan. Sinan'ı da çok sevdim. Delinin teki. Tabii. O yüzden sevdim zaten. Ben böyle çok normal insanlardan sıkılıyorum zaten. Yani böyle cins bir herif olması lazım benim arkadaşımın. Yani yakında, çok yakın arkadaşım artık tabii o yıllardan sonra tanıştık. Film çekeceğiz. Okan'la tanıştık. Okan'ı aldı. Yasemin Kozanoğlu. Onu alıyor, bunu alıyor falan. Hadi senaryo diyoruz. Ahmet Ümit'in bir kitabını okutmuştu bana.
kitabı okudum. Kötü adam olayım abi falan dedim. Ben de oyun gibi yaklaşıyorum öyle şeye. Romantik birdenbire başka bir film oldu. O kitapla hiçbir alakası kalmadı. İsmi değişti. Başka bir şeye de değişti sonra. Bir araba geldi. Ne olduğunu hiçbirimiz anlamıyoruz. Sinan'a sorsak o da anlamıyor. Yani bir de şimdi Sinan Çetin diye düşününce çok başarılı bir sürü filmi var. Propagandalar var. Berlin var. Berlin'e ödüller mödüller. Öyle bir adamdan inanılmaz derecede şey bekliyorsun. Her şeyi programlı. Abi baktım adam delinin teki. Biliyorsun sen Çiçek Abbas da Sinan Çetin filmidir. Tabii. Yani Baye'yi de ben çok beğenirdim. Aa, ben de beğendim. Yani güzel filmdi. O bir sürü filmine alışık olduğumuz için ben de öyle derli toplu bir şekilde gideceğini zannettim. Bizim 8 senelik büyük maceramız başladı. Yani romantikle 8 sene nasıl? Şöyle bir şey oldu. 8 sene film mi olur? Ne yaptınız ama ya? İşte delinin teki olduğu için... Niye 8 sene sürüyor bu arada? Şöyle bir şey, ne yapacağına karar vermiyor. Senaryo yok. Hatta senaryo yok, tamam. Ama o gün ne çekeceğimiz de bilinmiyor. Biz gittiğimiz zaman ne yapıyoruz abi diyoruz. Hele ben oyuncu değilim. Şey komik oluyor tabii, Yasemin Kozanoğlu oyuncu değil, ben değilim. Bir sürü kişi oyuncu değil. Sinan abi diyoruz biz oyuncu değiliz, biz biraz çalışsak falan. Yok yok ben odunu bile oynatırım diyor bu. Hakaret peki, gibi bu. Hiç hakaret olarak almıyoruz ama o tamam odun olmaya razıyız, oynayalım yeter. sonra Sinan bir şeyler çekiyor, bağırıyor, çağırıyor, hiç kimse bir şey anlamıyor. O da onun da tam bildiğini zannetmiyorum. Bir sezgilerle bir şeyler yapıyor. Daha evvelki film çekimlerini bilmediğim için nasıl çalıştığını bilmiyorum aslında onlarda ama romantikte Sinan tamamen kafasına göre çalıştı. Biz de onun yanındaydık. Okan biraz sinirleniyordu olaya. Ben çok eğleniyordum vallahi. Ben bu arada o 8 sene içinde çok eğlendim. Ne olduğunu anlamadım filmin. Yani ne rolü oynadığımı anladım. Hiçbir şey anlamadım filmle ilgili. O dönemde ama çok eğlendim. Sonradan ya bir de her gün bir şey oluyor. Sonra ben başka setlere gittim. Başkalarının setlerine. Hiç eğlenceli değil. Hmm. Çok sıkıcı bir şeymiş. Ben tabii Sinan'dan öğrendiğim için o set ortamını ben zannediyorum ki Sinan'daki gibi acayip eğlenceli oluyor. Oradan birisi geliyor, biriyle tanışıyoruz. Kimin geldiği belli olmuyor falan. Hatta çok komik bir şey yaptı Sinan. Böyle filmin kaçıncı senesi bilmiyorum. Bu arada tabii yoğun olarak... filmin seneleri kutlansa ya, romantiğin dördüncü senesi. Çok komik. Reklam çekiyor, sonra romantikten sıkılıyor, Banka diye bir filme başlıyor. Onda da beni alıyor. Ben onda da varım. Raga Oktay geliyor, sonra beni arıyorlar. Ya romantik için biraz çekim yapacağız diyorlar. Tamam diyorum, geliyorum falan. Banka şey değil mi? Bu Emanuel'in oynadığı... Evet, oraya da geleyim aslında. Önce şeyi anlatayım. Bu çok komik hikaye. Sinan'ın 66 yılında yapılmış böyle Antonioni'nin Blow Up filminde David Hemmings diye bir adam oynuyor. Dal gibi bir adam. Böyle çok da önemli filmdir. Çok sürreal. Yani sinema tarihinde önemli bir filmdir. Tamam dedi, David Hemmings'i getireceğim filme. Tamam dedim. Şaşırdım tabii. Niye? Dedik hani. Ben Blow Up'ı çok seviyorum falan dedi. Onun cevapları öyle yani bu filme çok uygun falan demez. Yani başka bir şey söyler. Adam geldi. Böyle yaşlı başlı bir adam. Ondan sonra Sinan geldi bana. Dedi ki Teoman bunu senin baban yapacağım. Tamam abi. Peki adam İngiliz. Sinan böyle yaptı. Aa. O zaman onu sağır dilsiz yaparız. Aha. Sağır dilsiz bir babam oldu filmde. O zamana kadar baba yoktu filmde. Başlangıcı düşün. Yani benim oynadığım karakterin bir babası vardı da ona adam getirilmedi. David Hemmings geldi. Babam olmasına karar verildi. Sağır ve dilsiz olmasına da sonra karar verildi. Sonra da o sağır dilsiz planlarını çektik. Yani romantik, Allah bullak olduk. Ben şimdi o kadar çok sahne çektim ki romantik filmini seyrettiğim zaman
filmi anlayamıyorum artık. Eskiden gelen bütün sahneler sanki o filmde varmış gibi geliyor. Ne olduğunu anlayamıyorum baştan filmde. Bankayı anlatayım, o da çok güzel. Teoman dedi, Emanuel'i getirelim mi? Bizim gençliğimiz, çocukluğumuzun. Tabii büyük erotik yıldız büyük yani. Büyük erotik yıldızı, biz elimiz ayağımız tabii, titrerdi tabii. Emanuel. Sylvia Kristal. Sylvia Kristal. Kadın geldi. Bir baktık, kadın çok yaşlı. O zaman ne olacak? Teoman'ın annesi olacak. Emanuel anne mi oldu senin? Anne oldu. Çok komik. Emanuel o seks yıldızımız anne oldu. Orası tamam. Bir gün Sinan platosu benim evimin hemen altında. Zaten ben her gün platodayım. Orada saçma sapan platoyu biliyordum. Tabii bilmezdim. O yılların en eğlenceli çok yeriydi müthiş. O. Yani bir gazeteci... Bir politikacı yanında bir pornocu falan yani öyle ilginç masaların olduğu bir yerdi. Teo, Teo diye Sinan bir gün bağırdı bana. Böyle şeye bir çıktım, balkona bir çıktım. Aşağıdan Daryl Hannah el sallıyor. Daryl Hannah. Onu da getirmiş. Onu ne yapacağız bilmiyoruz. Senaryosu olmayan filme Daryl Hannah geldi. Onunla Fethiye'ye gittik. Teoman diyor bir gün, aklına bir şey geliyor, senin bir şarkını Daryl'a söylet diyor. Allah Allah, ben Daryl Hannah'ya benim şarkılarımdan birini söyletmeye çalışıyorum falan. Yani tamamen uç, saçma sapan, sürreal bir şey daha yaşadık orada. Sylvia Kristal, Daryl Hannah, dünyaca ünlü insanlar bunlar. David Hemmings, ufak bir problem var, senaryo yok. Öyle çok güzel. Olmadı değil mi? Banka çıkmadı. Hiç hatırlamıyorum. Yapmıştır Sinan. Böyle konsantrasyonu 15 dakika olabildiği için Sinan'ın. Tabii. Yani o bankayı unutmuştur. Şimdi bu program sonrası aa evet banka der, girer falan her şey olabilir. Ben şeyi hatırlıyorum. Sinan abinin evde şey olurdu böyle pazar günleri. Böyle bir tane bir pazar günü beni çağırdı. Biz de Fırat Parlak'la gittik. Abi Ergun Özen, Yılmaz Erdoğan, Serdar abi, Serdar Erener toplanmışlar. Altruizm konuşuyorlar abi. Ama böyle şey, yani sunum tadında herkesin bir konusu oluyormuş pazarları. O tartışılıyormuş o gün. Biz de o gün içmeye gidiyoruz zannettik. Bir gittik, altruizm tartışılıyor. Fırat'la biz birbirimize bakıyoruz. Ben altruizmin ne olduğunu o gün orada öğrendim. Ve ya nasıl hararetli bir tartışma biliyor musun? Yani zannediyorsun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Irak'a girip girmemeye karar veriyor. İşte benim platoda en sevdiğim şey oranın çok abuk sabuk bir yer oluşuyordu. İnanılmaz ve ama. Acayip eğlenceliydi. Her gün bir macera orada. Ama inanılmaz. Sinan abi altruizme böyle kavga çıkarıyor. O biri oradan hayır bilmem ne diyor falan. Fırat'a dedim ki biz buradan nasıl çıkarız? Bir de Sinan abinin şeyi vardır. Gittin mi bozulur öyle. Duracaksın orada biraz. Mecbur onunla beraber içeceksin. Kendimizi bayağı alkole vermiştik orada. Şey zor oluyordu. Okan için çok zor oluyordu. Şimdi adam o kadar yıl tiyatro yapmış. Oyuncu olmuş. Birdenbire bu ortamın içerisine düşüyor. Biz Yasemin'le ben yavşaklıkta üst sınırlardayız artık. Yani zerre önem vermiyoruz ve sürekli eğleniyoruz. Okan çok sinirleniyordu o. O böyle bir havaya girmek istiyor. Çok haklı tabii. Bir de o beraber oyunculuk yapıyoruz. Benim gibi yani oyunculuktan hiç anlamayan birisi, hiç de önemsemeyen birisiyle yani işkence onun için. Yani benimle de çalışmak, Yasemin'le de çalışmak büyük işkence. Romantikle ilgili var mı söylemek istediğin bir şey? Şöyle yapsak daha iyi olurdu dediği. Ben çok memnunum. Bence idealdi. 8 sene bütün filmleri. 8 sene. Yani benim hayatımın en eğlenceli bölümü diye sorsanız romantik çekimleri diyebilirim. Sen kötü adam diye başlamışsın sonra iyi adam olmuşsun filmde. Sinan beni arkadaş olarak çok sevince ben seni iyi adam yapayım ya falan dedi. Böyle hafiften değiştirdi. Ben arada bir gidiyorum. Hani ben kötü iyi adamdım, kötü adam mıyım? Ben kimim falan. Filmi esnasında sürekli o soruları sorar oldum. Sinan da bilmiyordu aslında. Kadınlar için toksik bir tip misin sen? Uzun zamandır değilim. Ne kadar? 2 aydır falan mı? Geçen haftadan beri. Çok uzunmuş canım. O zaman tamam, o zaman tamam yani. Eskiden öyleydim. Ben toksik bir herifim. O zaman toksik ilişki kurmayayım. O nasıl olacak? İlişki kurmayarak olacak. Çözüme bak. Toksiyi değiştiremeyeceğim için ilişki kurmayayım bari dedim. Ne yaptın? İlişki kurmadım. Sevgililik ilişkisi kurmadım. Veya arada bir denedim
Baktım ki tam anlamıyla çetrefilli bir yere doğru gidecek. O şeyler baştan kestim. Arada birkaç denemem oldu. Ama dediğim gibi madem ki ben toksiyim, o ilişkileri kurmayayım. Neyin toksik? Ego mu? Her şeyin kararını veren ben olayım halimi. Tam anlamıyla çözemiyorum aslında. Yani ben kendimi de zehirleyen bir herifimdir. Kafam zaten karışıyor. İki kişinin yani tek başımayken bile zor çözdüğüm bir hayatı, dünyayı iki kişi bir araya gelince parametreler çoğalıyor. Çatışmalar çoğalıyor. Uzlaşmalar gerekiyor. Roller gerekiyor. Yani ilişki dediğin şey, şimdi başkaları için konuşmayayım ama büyük bir uzlaşma ve rol şeyine geçiyor. Sahte bir şey oluyor orası. Sen ama uzlaşmacı biri değilsin. Sen hatta yani benim anladığım kadarıyla hani uzlaşacağıma baktım ki şey hani senin hükmün sürmüyor. Küserim diye evet, gidiyorsun. Aynen öyle. Öyle bir birisiyim. Yani ben mesafeli ilişkiler peşindeyim. Aslında şey yapmaya çalıştığım şey daha bu geç tabii ki ama insanlarla bir yerden sonra aşırı mesafesizlik her yerde problemi getiriyor. Ha, sadece bana özel de değil aslında görürsünüz. Sadece manitacıktan bahsetmiyorsun. Değil. Hep görürsünüz iki tane can ciğer kuzu sarması kız birdenbire küserler. Yani onlar birazcık mesafe bıraksalardı aralarında. Birazcık. Onun derecesini ben ölçemem tabii. Onlar kendileri yapacaktır. Ama o küslük de olmayacaktı. Mesafeyi bırakmazlar, olay mahvolur. Ama şunu da unutmayalım ki hayat herkesin anladığı kadar doğrusu evet, yok. Tabii. Yani ben hala anlamış değilim. Çabalıyorum büyük ihtimalle hayatımın sonuna kadar kendimi didiklemeye devam edeceğim.